Efendim merhaba. Evet, ülke gündemi yine bugün oldukça farklı konularla ilgili tartışmalar içerisinde belirlenmiş durumda. Bugün yazılı medyaya baktığımızda dünkü adli yılda verilen mesajlar, adli yıl açılışında verilen mesajlar ve özellikle eğitimin başlangıcında yaşanan sıkıntılar üzerine odaklanıldı. Dün zaten bu konularla ilgili yayınlarımızı gerçekleştirdik. Tabii bunun yanında bugün Diyalog Gazetesi'nin kamuoyuna duyurduğu bir haber var ki her zaman söylediğimiz bir şey var. Kıbrıs Türk ekonomisi iki bacak üstüne kurulu. Biri eğitim, yüksek eğitim. Diğeri de kuşkusuz ki turizm. Turizmde tabii karşılaştığımız bir takım ambargolar var. İstediğiniz gibi uçakları istediğiniz noktadan indirip kaldıramıyorsunuz. Böyle bir sıkıntımız var. Çeşitli dönemlerde farklı uygulamalar gündeme geldi. Son uygulamalardan biri de bunların Güney Kıbrıs Hava Limanları'nı kullanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tatil yapmayı planlayan insanlara da bir yolun açılmasıydı ki bu yapıldı. En azından teşvikler verildi bu konuda. Bir takım kıpırdanmalar başladı. Tabii Rum bizim içimizde bu konunun çok belki tartışıla gelmesi, gazetelerde vesaire gündeme oturması bir süre içerisinde Güney'i de uyandırmış oldu Rum yönetimini. Zaten Kıbrıs Türklerin nefes almasından rahatsızlık duyan bir yapı var maalesef karşımızda. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta kalmak için gelen turistler belirlendiği zaman bir takım sıkıntılar yaşanıyor Larnaka Uluslararası Havaalanı'nda. Bu yine dün vuku buldu bu olay. Ve Larnaka'ya gelen yaklaşık 50 kişilik bir turist kafilesi, İsrailli turist kafilesi geri ülkelerine gönderilmek istendi. Tabii elçilik devreye girdi. İsrail elçiliği vesaire bir takım sıkıntılar yaşandı. Önce kısaca bir haberimizin veteresini getirelim ekrana. Sonra bu konuyla ilgili bağlantılarımıza başlayacağız. İsrail'in yılbaşı bayramı olan Roş Aşana nedeniyle tatil amacıyla Kıbrıs'a gelen turistlere kuzeye geçecekleri gerekçesiyle Larnaka Havalimanı'nda ülkeye giriş izni verilmedi. Yaklaşık 50 kişilik İsrail turist kafilesinde küçük çocukların yanı sıra 90 yaşındaki yaşlıların da bulunmasını aldırmayan Rum polisi saatlerce sorgulama yaptı, pasaportları mühürleyerek ihraç kararı aldı. Bu kararın ardından Güney Lefkoşa'daki İsrail Büyükelçiliği de devreye girdi. Kafilenin girişine zor da olsa izin verildi. Konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerini de harekete geçirdi. Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı yetkilileri sorunun çözümü için istişare başlattı. Evet, konu bu. Şimdi tabii Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisinin gelişmesini ister mi Güney Kıbrıs? Tabii ki istemez. Eğer bu operasyon çok fazla belki dillendirilmese, buna muhalif olan kesim de var. Bu dillendirilmese belki devam ederdi süreç. Ama belli ki Rumlar bir takım sıkıntılar yaratıyor. Peki Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta turizmin gelişmesi için neler yapılabilir? Bunun üzerine belki odaklanılması gerekir. Tabii ki bir ayak dursun yine güneyde. Eğer bir sıkıntı yaratılmasa bu konu yine deşilebilir, işlenebilir. Ama diğer taraftan sıkıntı aşılması için hem Ercan'ın hem belki de Türkiye kanadına, özellikle Türk Hava Yolları'nın da bir takım açılımlarla sadece güneye hapsedilmemesi gerekir belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin. Şimdi Otelciler Birliği Başkan Vekili Ercan Turan hattımızda. Onunla bu konuyu biraz değerlendirmeye çalışalım. Ercan Bey merhaba. Merhaba Aytu Bey. Evet, bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini farklı noktalardan geliştirme gayreti var. Bununla ilgili işte bir ayak da güneydeki kapılardan geçişin sağlanabilmesi ama bir farklı zihniyetle karşı karşıya kalıyoruz. Zaman zaman da tabii bu tamamen herhalde
turizme yönelik atılan Kıbrıs turizminin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin gelişmesinin önüne engel koymak için yaratılmaya çalışılan bir durum. Bununla ilgili ne yapılması gerekir? Siz konuyu duyduğunuzda neler hissettiniz? Tabii yapılan bu insanlık dışı da bir uygulama. Bulayışın bir başka boyutu. Buyurun. Şimdi Aytun Bey'ciğim, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Kıbrıs'taki otelciler ve kazino işletmecileri son derece başarılı çalışmalar yapıyorlar ve Kıbrıs turizmini büyütüyorlar. Maalesef Rum tarafının bu konudaki kıskanç yaklaşımı, çekememezliği had safhalara vardı. Biz buna benzer bir olayı İran'da Sayın Turizm Bakanı'yla yaklaşık 100 acenteyle yapmış olduğumuz bir toplantıda yaşadık. İran'a makamlarına Rum tarafının yaptığı baskı neticesinde bizim toplantımızı iptal ettiler. Oradan da çok büyük bir ilgi ve alaka vardı. Tabii bunu ben öncelikle insanlık dışı buluyorum. Bunun insanların seyahat özgürlüklerine vurulmuş bir gem olduğunu düşünüyorum. Bunu şiddetle kınıyoruz ama biz Kıbrıs otelcileri ve Kıbrıs kazinocuları olarak Kıbrıs'ın tanıtımına ve ülkeye daha fazla turist getirmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bununla mücadele edeceğiz. Dediğiniz gibi Türk Hava Yolları'na burada çok ciddi bir görev düşüyor. Burada Kıbrıs makamlarına, Türk makamlarıyla birlikte ortak bir sinerjiyle hareket ederek Rum tarafına İsrail kanadından bir baskı yaptırılarak bu garip uygulamanın kaldırılmasında bir görev düşüyor. Yılmayacağız. Biz bu ülkeyi tanıtacağız. Bu ülkeyi daha ferah noktalara getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben de şu anda İstanbul'dayım. Sizin yerinize İstanbul'dan bağlanıyorum. Kıbrıs'a kongre turizmi anlamında daha fazla neler getirebiliriz anlamında çalışmalara katılmak için İstanbul'dayım. Dediğim gibi bu insanlık dışı uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Ama ilk defa da olmuyor. Biz bunlara da artık alışıyoruz. Buna göre kendi içimizde yeni tedbirler üretip hayata geçirmek durumundayız. Teşekkür ederim Sayın Ercan Turan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Çeşitli arayışlar var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geliştirilmesine yönelik. İşte Ercan Bey de İstanbul'da bir başka fuarda bir taraftan bu tarz yaklaşımlarla gelişimler sağlanmaya çalışırken diğer tarafta bu zorlukların da aşılması kuşkusuz ki gerekli. Şimdi Sayın Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu'yla da gün içerisinde konuşmaya çalıştım. Danışmanlarıyla bir takım fikir teatisi yaptık. Kendisi bir rahatsızlığından dolayı henüz bağlanamıyor telefonu ama hani o bir fizik tedavi şeyi var. Belki biterse yayın süresi içerisinde bağlanabiliriz ama bununla ilgili şunu söyleyeyim. Bu olayın yaşanması sonrasında Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir ne yapılabilir girişimi yapıldı akşam. Bu olayların yaşandığı sıralarda bugün de ilgili turizm operatörleriyle bir toplantı yapıldığını öğrendim Turizm Bakanlığı'nda ama daha doğrusu şu sıralarda başlıyor o toplantı. Öğleden sonra tabii bir karar alınabilir mi bu konularla ilgili? Bizim elimizde olmayan bir nokta bu. Yani güneyden gelişe biz müdahil olamıyoruz orada. Bunlar yapılınca tabii ilgili ülkelerin büyükelçilikleri ve ilgili ülkelerin tabii ki koyacakları tepkiler çok önemli. Benzer durum daha önce de çünkü yaşanmıştı. İsrail bir ilk. Tabii İsrail'den gelen turist sayısında da artışlarımız baş gösterdi. Birçok acentemiz, otelimiz İsrail'de bir pazarlama yapmaya çalışıyor ve bunun meyvelerini almaya başlıyorduk ama işte bu girişimler böylelikle baltalanmaya çalışılıyor. Şimdi bu girişimleri yapan, birebir yapan kişilerden biri bu son gelen kafileyle de birlikte onların gelişini organize eden Sayın Leyla Kırca telefon hattımıza, Merit Otelleri Marketing Koordinatörü. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, neler yaşandı? Tam olarak onu bir aslında ilk sizden dinlememiz gerekiyor. Bu çıkarılan zorluklar, orada yaşayan insanların yaşadıkları, tabii bir anda tatil için gelmek istiyorsunuz, bir anda başka şeylerle karşılaşıyorsunuz. Neler yaşandı? Kısaca bir alabilir miyiz sizden? Yarın akşam İsraillerin yılbaşısı ve bayramı. Bu yüzden hem Rum kesimine hem Türk kesimine yüzlerce turist geliyor. Bütün uçaklar, özellikle de Rum kesiminin uçakları, Türk Hava Yolları, Kobalt, Aegean gibi uçaklarla da geliyorlar.
Dün aniden bir şok yaşandı. Türk uçağından inenler Rusya'daki gibi oradaki pasaport kontrolündeki memurlar tarafından sen sağa geç, sen sola geç, sen sağa geç, sen sola geç onları ayırıp ilk önce 16 tane kişiyi tutukladılar. Arkadan Arkia havayolu geldi. Orada da 42 kişiyi tekrar tutukladılar. Aralarında 85 yaşında yaşlılar, epilepsi hastası çocuk, tekerlekli sandalyede insanlar. Saat 7'den gece 12'ye kadar tutukluydular ve onları geri yollayacağız diye şey ettiler. Neden diye söylenince hiçbir şey alınamadı. Siz Türk kesimine geçemezsiniz. O insanlar da ki öyleyse hududu kapatın. Niye hudut açık? Bu insan haklarına aykırı bir şey. Hiçbir şey fayda etmedi. Yapılan bütün müracaatlar bizim Kıbrıs'ta Turizm Bakanı'na ulaştık. Diyalog televizyonu sayesinde, Mert Bey sayesinde, İsrail'deki Büyükelçiye ulaşıldı ve Nikosya'daki İsrail'in bütün acenteleri ayağa kalktı. Çünkü bugün en azından 10 uçak bugün geliyor. Bir kısmı Rum kesimine, bir kısmı Türk kesimine. Yarın da aynı şekilde ödüştüdür. Ve şimdilik bütün gece 12'de Büyükelçinin büyük baskılarıyla, İsrail Büyükelçisi'nin büyük baskılarıyla 15 gün bu kararı uzatma gibi bir şey alındı. Bir karar alındı. 15 gün süreyle sıkıntı çıkarılmayacak. Ama 15. günün sonunda 15 gün kapatılacak. Ki herkesi yine bırakmayacaklar. Bu arada bugün gelenler arasında yine soruluyor tek tek nereye gidiyorsunuz? Voucher var mı yok mu? Ayanapa'ya mı gidiyorsunuz yoksa Türkiye kısmına mı gidiyorsunuz? Bir kişi tek göze aldı bunu. Ben evet Türk kesimine gidiyorum. Buna rağmen bir kişi olduğu için durdurmadılar. Ama 15 gün sonra herhalde kapatacaklar yani. Niyetleri öyle. Yeni bir kanun çıkarmışlar. Bu kanunlara aykırı hiçbir şey yapmak istemiyorlarmış. Bu aldıkları karar hiçbir önlem almadan, evvelden haber vermeden. Öyleyse bu uçaklar niye bilet sattılar? Evet. 15 gün sonunda sizlerin önceden organizasyonunuz var mı 15 gün sonrasına ilişkin? Tabii 15 gün sonra büyük bir düğünümüz var ve aynı zamanda bir İsrail ikinci bayramıdır. Evet. Umarım bu sıkıntı aşır. Ne yani girişim herhalde elçilik üzerinden İsrail'in devreye girmesi gerekir. Yani elçiliği bak tarafından bastırılıyor. Dışişlerine müracaat edilecek. Şimdi 3 gün bayram olduğu için her taraf kapalıdır orada. Hı hı. Fakat pazar gününden, önümüzdeki pazar gününden itibaren bayram bittiği için her türlü, her kapıyı çalacağız. Evet. İnşallah bana da yardımcı bir oteller de yardımcı olur. Bu arada İsrail'deki bütün seyahat acenteleri buna çok büyük tepki gösterdiler. Çünkü onlar Ekim'in sonuna kadar her tarafı sattılar. Evet. Ekim'de 10 günlük bir bayram var. Ayın 5'inden 15'ine kadar bir ikinci İsrail bayramıdır. Bunlar hazırlıksız olduğu için bütün otelleri sattılar. Uçaklar satıldı. Büyük bir zarar olur. Altından kalkamayacak bir zarar olur. İnşallah başını bir şeyi halledeceğiz. Peki bizim Ercan opsiyonuna yönlendirme şansımız ne? Tabii bu da sadece yani düşünüyorum bir taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bir havayolu şirketi yok ki organize olabilsin ama bu turistleri Ercan'a yönlendirme şansımız var mı? Varsa herhalde nasıl olur maliyetler eskiden vesaire? Eskiden Kıbrıs havayolları çalıştığı zaman Adana touchdown'u geliyordu. Kıbrıs Havayolları kapandığından beri hiç kimse buraya cefa olur, İstanbul'a git, İstanbul'dan uçak değiştir, ondan sonra Ercan'a gel, 35 dakika yerine 7 saat, 8 saat, bazen de 10 saat. Evet. O zaman imkansız. Bakalım. Şu anda
şu anda uçuş 35 dakika. Tabii Tel Aviv Larnaca. Tabii. Yalnız bir şey belirtmek istiyorum. Bütün gelenler Türk kesimine gelmiyor. Onlara da geliyor. Onların da bütün otelleri dolu. Evet. Ben geçen akşam bir oda aradım Larnaca'da bir müşterimi yatırmak için. Bütün otellerde bir oda bulamadım. Buna rağmen maalesef buraya gelenlerden acayip kıskanıyorlar diyeceğim. Başka bir şey bulamıyorum. Evet. Peki, kolay gelsin diyelim. Yine gelişmeleri tabii yakından takip edeceğiz. Umarım diplomasi devreye girer ve sıkıntılar aşılabilir ki. İnşallah, inşallah. Bu burada da ben rica edeceğim. Bizim Turizm Bakanlığından, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan onlar da ne yapıp biraz diplomasi yönünden baskı yapsınlar. Evet. Peki Leyla Hanım, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben teşekkür sizlere. Ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Şimdi bu organizasyonu yapan kişilerden biriydi Sayın Leyla Kırca. Ulaşabildik kendisine. Farklı otellerin, farklı bu organize işlerini yapan profesyonelleri var. Zaten farklı bu kafilede farklı otellere konaklamak için gelenlerdi. Şimdi kimilerine göre bir kısım diğer taraftan, Ercan'dan gelebiliyor ama çok... İşte touchdownlarla olabiliyor bu. Hem süre olarak uzun hem de maddi olarak daha külfetli bir yöntem. Diğer taraftan işte 30-35 dakikada Sayın Kırca söyledi hemen İsrail'den gelinebiliyor Kıbrıs'a. Bunun ortadan kaldırılabilmesine yönelik nasıl adımlar atılabilir bunu birlikte göreceğiz. Şöyle bir argümanı var Rumların. Burada çünkü yasal bir engel olamıyor. Sonuçta herkesin seyahat hakkı, özgürlüğü var. Tabii şu da karşılaştırılmaması gereken bir şey. Zaman zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden giriş yapan, Avrupa Birliği olmayan vatandaşların güneye geçişine Rumlar izin vermiyor. Diyor ki siz yasal yollardan adaya girmediğiniz için sizi içeri almıyorum. Bu başka bir olay. Bunun bir hukuki boyutu var. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmış değil. Ancak Güney Kıbrıs'tan, yani yasal hava yolundan ülkeye giriş yaptıktan sonra karasal olarak buraya geçişin önünde hiçbir engel yok. Bu bir yasal engel taşımıyor. Ama Rumlar şunu söylüyor, sizin gideceğiniz otel örneğin işte Rum mülkü üzerine kurulmuş bir otel, o yüzden gidemezsiniz gibi kendince bir takım argümanlar üretmiş durumda ama bunun tabii yasal bir dayanak söz konusu değil, onun ısrarla altını çizmek gerekiyor. İşte burada da Sayın Cumhurbaşkanı en başta olmak üzere herhalde bu takım, bu Sayın Anastasiades'te New York'ta. Tabii bu konular gündeme gelir mi? O genel resmi içine baktığınızda küçük bir detay gibi görünüyor ama oysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli. İkili ilişkiler için de önemli aslında. Sayın Ercan Turhan burada Türk Hava Yolları'nın önemine değinmişti. İşte bir takım seferler yoluyla Kıbrıs'ı besleyebiliriz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Bununla ilgili bir takım girişimler yıllardır söyleniyor. Yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yapılırsa iyi olur. Yapılması için daha fazla uğraş belki sarf edilebilir. İşte bu noktada da Turizm Bakanlığı'yla ilgili orada yapılması gereken girişimler, talepler olması gerekir. Sayın Turizm Bakanımıza ulaşabilseydik bunları sormuş olurduk ama bakalım konuyu takip etmeye, izlemeye devam edeceğiz. Sayın Leyla Kırca'nın verdiği bilgiye göre 15 gün süreyle bir sıkıntı olmayacak. Yani Rum polisinin orada aldığı karar, bu da tamamen keyfi bir karar. Tamam 15 gün daha gelip girilsin, bir sıkıntı yaratmayız ama 15 günden sonra bırakmayacağız şeklinde. Neye göre alınmışsa artık bu karar, böyle bir karar da üretilmiş. Şimdi arkadaşlarım ulaştırdı. Az önce sevgili Çiğdem Aydın da bu konuyu araştırıyor arkadaşımız. Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel'le görüşmüş kendileri. Bu konuyla ilgili ne yapılacağı bugünkü toplantı sonrasında belki
netleşecek diye not bırakıyor ama bu uygulamaya ilişkin tepkilerini de dile getirmiş Sayın Müsteşar. Rumların bu yaptığı engellemeler ne insan haklarına sığar ne de insanlığa. Bir kere dünyada kişisel seyahat özgürlüğü diye bir hak vardır. Buna göre Rum tarafı suç işliyor çünkü bu hakkı ihlal ediyor diyor Sayın İsmet Eselleyel. Rumların bu tavrı ırkçılıktan başka bir şey değildir. Bu tavırları kendilerine sempati duyanlar tarafından da onaylanabilir bir tavır değildir. Burada da uluslararası camiayı muhtemelen kastediyor. Bu gibi uygulamaları iki toplumu birbirinden uzaklaştıran ayrılıkçı ve ırkçılığı körüklemekten başka bir işe yaramayan uygulamalardır. Kuzey Kıbrıs kendi başına özgür bir devlettir. Bu yaptıklarının bedelini öderler. Bunu bir Avrupa Birliği ülkesine veya İngilizlere yapamıyorlar. Schengen vizesiyle gelen insanlara yapıyorlar. Bunu o insanlar üzerinde bir korku yaratmak amacıyla yapıyorlar. Bunu bizlerin kabul etmesi mümkün değildir diyor Sayın İsmet Eselyel bu konuyla ilgili olarak. Dediğim gibi 15 gün süreyle bir sıkıntı yok ama sonrasında bu kapının kapatılacağını Rumlar ifade ediyorlar. Bu konular önemli. Şimdi bir telefon bağlantımız daha olacaktı ancak ulaşamadık Orhan Tolun abimize, Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı. Onun da çünkü bu konuyla ilgili söyleyeceği ve şikayet edeceği unsurlar vardı. Aslında geçen 3-4 gün önce buradaydı sevgili Mert de konuktu. Bu kriz yoktu ama benzer konular, işte güneyden gelişlerde bir takım fikirler var. Bunun doğru olmadığı yönde. Bununla ilgili kendi fikirlerini ortaya koymuştu. Elbette ki öncelik değil ama bir koldur dediğimiz gibi keşke sıkıntısız çalışabilse. Şimdi eğitim demiştik en başta. Eğitimde yaşanan sıkıntılar söz konusuydu. Az sonra içeriye gireceğim yani bizdeki yaşanan sıkıntıları zaten bültenlerde yer verdik. Az sonra değineceğim ama yine bir önemli konu var. Bugünkü Rum basınında yine çıkan haberlerden biri. Kilisenin Kıbrıs müzakere sürecine bakış açısı belli. Bugün yani bugün yansıyan ama dün tabii ki Sayın Hristostomos'un bir televizyon programında yaptığı açıklamada Anastasiadis'i hazır Birleşmiş Milletler'e gitmişken hata yaptık demesini istiyor. Yani Anastasiadis genel sekretere hata yaptık desin. Çünkü biz dönüşümlü başkanlığı Rumların, özür dilerim, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıslı bir eşle evlenmemiş tüm Türkiye kökenlilerin burada kalmaması gerektiğini söylüyor. Bunu Rum liderin kabul ettiğini söylüyor ve bundan dolayı da özür dilemesini, geri adım attık demesini istiyor Rum liderin. Bunu Guterres'e söylemesini istiyor. Yani böyle bir yaklaşım var. Şimdi bu kilisenin ortaya koyduğu tavır. Peki kilise neye girişiyor şimdi? Onu bir ekrana getirelim Vetere ile kısa değerlendirme yapalım üstüne. Kilise çünkü eğitime de, eğitim sektörüne girmeye de hazırmış. Hazırsa verelim hemen yayınımıza. Rum Başpiskopos II. Hristostomos eğitim alanına adım atarak kreşten ilkokula kadar okullar yapmak istediğini belirtti. Alitya gazetesi Hristostomos'un okullar kurma niyetinin ete kemiğe bürünmekte olduğunu yazdı. Dün katıldığı bir programda konuşan Hristostomos, kreşlerle başlıyoruz, 2 yıla kadar ilkokul, 6 yıla kadar da ortaokul ve lise yapacağız. Üniversite yapma olasılığımız da ihtimal dahilindedir şeklinde açıklamalarda bulundu. Hedefinin gerçek eğitim vermek olduğunu söyleyen Hristostomos, devlet okulları gerçek eğitim vermiyor mu sorusu üzerine de hedefin kilise okullarının sadece bilgi değil ahlakla vermesi olduğunu söyledi. Bunun çocuklardan başlamasını istediklerini ifade eden Hristostomos, bir insanı ilk 2-3 yaşından almazsan onu değiştiremezsin. Kilisenin halkımızı eğitmeye cesaret etmesi gerekir dedi. Başpiskoposluğunsa 3 kreşle başladığını, Ocak ayında bir kreşin daha ekleneceğini belirten Hristostomos, hedefin 2 yıla kadar bu sayının 10'a yükseltilmesi olduğunu ifade etti. Şimdi
Şimdi tabii biz çok farklıyız. Kıbrıslı Türkler çok dindar insanlar değiliz. Dini kendi içimizde yaşarız. Allah'la bizim aramızda olan bir iletişim olduğuna inanırız. Ve bu şekilde yaşarız. Hatta genelimiz burada zaman zaman işte eğitime çok önem veriyoruz hepimiz çocuklarımızın eğitimine. Eğitimde yaşadığımız sıkıntılara az sonra gireceğiz. Eğitimde bu kadar sıkıntı yaşarken işte okullarımız az şu az bu az derken çok fazla cami yapılmasından şikayet ederiz. Yani dinle aslında aramızda olması gereken bir çizgi var. Ve o çizgiyi çok iyi koruyan laik bir toplum yapımız var. Güneyde ise tam tersi var. Bunu söyleyince işte çözüm karşıtı falan ilan ediliyor olabiliriz ama bu çok tehlikeli bir girişim. Hristos'un ve Rum Kilisesi'nin bu girişimi. Resmen zaten bundan iki hafta önce bir haber gelmişti. Önce kreşlerin başpiskoposluğa bağlanacağına yönelik. Kreşlerin başpiskoposluğa bağlanması demek yetişen tüm çocukların Kıbrıslı Türkleri hırsız, katil, düşman, Rumları sevmeyen, istemeyen, işgalci varlıklar olarak tanımlamasını sağlıyor zaten. Geçmişten bugüne kilisede daha eğitimin tam içinde olmadan bu şekilde yetiştire geldi. Çünkü Rumlar tabii dinlerine bağlı bir toplum. Her pazar gidiyorlar ayinlerine. Ayinlerde bunlar konuşuluyor. Bunun akabinde özellikle Sayın Akıncı'nın süreci başlatmasıyla birlikte hatırlarsınız bir de eğitim komitesi oluşmuştu. Ve bu eğitim komitesi Kıbrıs Türk tarafında ve Rum tarafında çözüm ve barış yolunda bir eğitimin temellerini atacak bir komiteydi. Ama o komite hiç çalışmadı. Çok birkaç kez bir takım çocukları bir araya getirip ortak etkinliğin dışında hiçbir adım atılamadı. Kıbrıs Türkler 2004 yılında bizler tarih kitaplarındaki birçok unsuru düşmanca yaklaşımları temizlemiş bir toplumuz. Bu açıdan yetişen nesillerimiz de ırkçı bir faşist kafayla yetişmiyor. Bu bizim bir artımız ama güneyde bu devam ediyor. Şimdi çok daha vahim bir noktaya doğru iş ilerliyor. Başpiskopos kreş bize yetmez diyor. Kreş, ilkokul, ortaokul, lisede açacağız diyor. Ve eğitim yapacağız diyor. Yani kilisenin ortaya koyacağı eğitim. Tabii ki dini bir eğitim olabilir mutlaka ama kilisenin barış sürecine ya da Kıbrıs müzakere sürecine yaklaşımını az önce ifade ettik kendi açıklamalarıyla. Bunun ileri götürülmesi Kıbrıs'ta çok özür dilerim ama bundan sonra bu yetişecek nesillerle imkansız gibi bir şey duruyor barış sürecine ulaşabilme. Hep söylüyoruz çünkü Sayın Akıncı bugün daha giderken dün yaptığı açıklamada, bugün New York'a uçarken yaptığı açıklamada Rumların zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Bizlerle bir coğrafyayı paylaşmak şeklinde bir zihniyete bürünmeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi bunun üzerine çok daha vahim sonuçlar doğuracak adımlar atıyor. Tabii bunun kilise kendi kendine karar vermiyor. Eğitim Bakanlığı'ndan da onay alıyor. Dolayısıyla Anastasiadis'ten de onay almış oluyor. Belli ki Anastasiadis tekrar seçilebilmek için tüm kartlarını bir bir açmaya başlamış durumda. Ve bunların hiçbiri müzakere sürecine olumlu anlamda bir katkı yapmayacak gibi görünüyor. Eğitimdeki sorunlara girecekken ama biz evet içimizde eksikliklerimizi söylüyoruz. Ama işte bu yaşadığımız sıkıntılar da bundan sonra çok daha kötü noktalara gideceğine işaret eden gelişmeler oluyor. Bu arada eğitim konusuna girmeden önce farklı bir Sayın Ufuk Hasan'ın gönderdiği mesaj var. Onu okuyayım. İsrailli turistlerden bahsettik ya. O da Londra, İstanbul, Ercan, Pegasus, Atlas anlatmaya çalışıyor. Bu uçaklarla Londra, İstanbul 7-8 hatta 9 saati buluyor diyor. Çünkü İstanbul'da yoklama biliyorsunuz o da son yapılan düzenlemeyle İstanbul'da gidip gelen uçaklar yoklamaya tabi tutuluyor, aşağı indiriliyor. Ve bu da tam olarak bir işkenceye tabi dönüşüyor. Saatlerde uzuyor. Fakat diyor Sayın Ufuk Bey,
Londra, Larnaka sadece 4 saat. Birçok Kıbrıs Türk'ü bu yoldan geliyor. Buna ne demeli? Tabii denecek bir şey yok. Zaten hep vardı Larnaka yolu. Ama iyi kötü Ercan'ı kullanabiliyordu. Yine bu bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elinde olmayan gelişmelere bir türlü girişim yapamadığımız, yapamayacağımız, burada Türkiye'nin belki bir takım girişimler yapabileceği noktalar, ulaşamadığımız noktalar bunlar. Tabii ki hem daha ucuz, doğru, hem de çok daha kısa Larnaka Kıbrıs hattı, Kıbrıs özür dilerim Larnaka işte Stansted ya da neyse Londra'daki Heathrow buralardan ulaşım sağlanıyor. Gönül arzu eder, direkt uçuş olsun. Kıbrıs Türkler Transmontana'da birçok şeyi masada koydu. Çözüm için çok uğraştı. Hatta hepimizin eleştirdiği, birçoğumuzun daha doğrusu eleştirdiği haritayı masaya koyacak noktaya kadar geldi Kıbrıs Türk tarafı. Güvenlik garantileri tartışacak pozisyona kadar geldi Kıbrıs Türk tarafı ama günün sonunda Türkiye ile birlikte tabii günün sonunda bu açılımlar yakalanamadı. Bundan sonrası biraz da uluslararası camianın Kıbrıs Türklere sağlaması gereken açılımların konuşulması gerekiyor. Ama burada da farklı işleyen süreçler var. Bakalım New York ne doğuracak onu göreceğiz. Şahsen benim çok bir beklentim yok müspet bir şey çıkaracağına ilişkin ama liderler oraya gidecek, bir takım temaslarda bulunacak. Eğitim en önemli sorunlarımızdan biri. Eğitime de geçeceğiz ve yavaş yavaş programın sonlarına doğru gideceğiz. Eğitim konusunda Sayın Eğitim Bakanlığı'nın 1 saat 40 dakika yanılmıyorsam dinledim. Hiç usanmadan ekibiyle birlikte yaptığı basın toplantısını, hatta o gün programda da özet olarak bir 20 dakika verdik Sayın Bakan'ın söylediklerini. Öyle bir tablo çizdi ki bize Cuma günü. Minimize edilmiş sorunlar, büyük yatırımlar, her türlü sıkıntı aşıldı. Pazartesi günü süper bir eğitim başlayacak. Hatta ben öğretmen eksikliğiyle ilgili soru sordum. Yani öğretmen eksikliği olacak mı? Kamu Hizmeti Komisyonu hafta sonu çalışacak, atamalar olacak falan filan bir sayısal bir soru sormuştum. Yanıt alamadım ama günün sonunda bugün baktığımızda öğretmen olmadığı için eğitim yapamayan okullar var hala. Yani siyaset laf söyleme sanatını birazcık aşmış olması gerekiyor artık. Somut olarak da söylenen lafların ortaya çıkması gerekiyor. Eğitimde bunu yaşayamıyoruz. Dün hem ilk öğretimde hem orta öğretimde yani iki bölüm de açılmıştı dün biliyorsunuz yeni eğitim yılı sıkıntılar vardı. Önce o dünkü eğitimdeki eylemleri görelim bir neler var şikayet edilen. Sonra bugün bir başka eğitimle ilgili konuda sıkıntı yaşıyoruz onu da paylaşacağım. Yeni eğitim yılı grev ve eylemlerle başladı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Can Mulat Özgürlük Ortaokulu'nda eğitim öğretim ortamı bulunmadığı gerekçesiyle 10 ile 12 saatler arasında grev yaptı. Sendika Başkanı Selma Eylem burada yaptığı açıklamada Eğitim Bakanlığı'nı eleştirdi. Gördüğünüz gibi eğitimde sorunsuz yeni bir yılın başladığını iddia eden Sayın Bakanlık yetkililerini bir kez daha yaptıkları icraatlarla bizleri yanıltmaya çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla okulla, öğretmenle ve velilerle yapılan görüşmeler sonucunda bugün okulda öğrencileri saat 10 itibariyle evlerine gönderilmesi öğrencilerin kararı alınmıştır. Ve ta ki bu inşaatlar, bu tehlikeli durum bu okulda tamamlanana kadar, bu tehlikeli durum ortadan kalkana kadar bu eğitime ara verilecektir, devam etmeyecektir. Öğretmen, veliler ve okul idaresi bu şekilde bir karar vermiştir. Bakanlığı bir an önce ivedilikle gerekli çalışmaları tamamlamaya davet ediyoruz. Sendika Çanakkale Ortaokulu'nda ise kayıt kabul tüzüğüne aykırı şekilde kapsam dışı okuldan öğrencilerin bu okula kayıt yapılması için partizanca okul idaresine dayatmalar yapıldığı gerekçesiyle son ders saatinde grev uyguladı. Kapsam dışı okullardan Çanakkale Ortaokulu'na kayıt yapılması yönünde bakanlık dayatma yapıyor.
ve kendi yaptığı tüzüğü çiğniyor. Kayıt kabul tüzüğüne aykırı olarak burada kayıt yapılması için baskı yapıyor. Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası da Girne Şehit Hasan Cafer İlkokulu'nda basın toplantısı düzenledi. Girne bölgesinde birçok öğrencinin kayıt yaptırdıkları halde sınıflarda yer olmaması nedeniyle okula gidemediğini açıklayan sendika genel sekreteri Şener Elcil, Girne'ye yeni okul yapılabilecek arazinin bulunması için hükümete 3 hafta süre tanıdığını açıkladı. Elcil aksi halde eyleme gidileceğini kaydetti. Sorunlar bunlar. Bugün de Sayın Bakan iki okula gezdi. Orada bu okullar için yapılan yatırımları öğretmenlere aktardı. Tabii yatırımlar, bir takım yatırımlar yapıldı ama yetişemedi şeye. Yeni sezona atıl durumda duruyor birçok şey. Derdimiz de bu zaten. Hani bu ihaleler neden bir iki ay önceden açılıp da tamamlanmaz, okul dönemine yetiştirilmez? Bütün derdimiz de bu neden programlanmaz? Ya da işte öğretmen eksiklikleri neden belirlenip zamanında yapılmaz? Sayın Bakan demişti bu konuyla ilgili olarak işte çalışıyoruz falan ama önemli olan o noktaya gelmek. Şimdi başa dönüyorum, bizim için önemli olan konuya dönüyoruz bugün. Ve Sayın Fikri Ataoğlu şu an telefon attığımızda Sayın Bakanımız. Sayın Bakanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Bir tedavi süreciniz var, devam ediyor. Evet, zaman ayırdınız yine de bağlandığınız için. Tabii önemli bir konu var. Turizm tabii öncelikli gündem maddemiz her zaman için. Şimdi bu İsrail'den gelen turistlerle yaşadığımız bir sıkıntı Güney Kıbrıs'ta. Neler yapılıyor bu konuyla ilgili olarak? Nasıl aşabiliriz bunu? Ve ne büyük, nasıl bir zararı olacak bize yaşanan sürecin? Bununla ilgili sizden biraz bilgi almaya çalışalım. Sevgili Aksu, tabii ki yani bizim bu geçen yıl bu kış operasyonu dediğimiz operasyonu başlattığımız süre sonrasındaki 3 aylık bu boşluk dönemini doldurmak için farklı yerlere girişimde bulunduk. Yapmış olduğumuz bu girişimler sonrasında İsrail'den hem acentelerle hem de oradaki ciddi şekilde gibi tanıtım gerçekleştirdikten sonra Nisan-Mayıs ayında İsrail'den güney üzerini kullanarak, güney hava yollarını kullanarak kuzeye geçirmelerini başardık. Ve bu etkinliği gerçekleştirdikten sonra günümüze kadar da oldukça iyi gidiyordu. İlk zaten anlaştığımız rakam 20 bin civarındaydı. Ondan sonra 40 bin ve 70 bin artı olarak devam ediyor şu andaki İsrail etkinliğimiz. Tabii bu arada biz güneyin bu şekilde rahat durmayacağını açıkçası ben tahmin ediyordum. O başlattığımız günler içerisindeki rahat durmayışının sebeplerinden bir tanesi de o dönem içerisindeki otellerinin dolu olmasından dolayıydı. Şu anda güneydeki otellerde boşluk oluşmaya başladıktan sonra oradaki turizmcilerin yapmış olduğu ve başlatmış olduğu bu hareket sonrasında kuzeye geçmeleriyle ilgili bir takım sıkıntılar yaratmaya başladılar birkaç gün içerisinde. Bu yaşanan sıkıntıların giderilmesiyle ilgili ben Dışişleri Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızın müsteşarıyla aynı zamanda Başbakanımız, Başbakan Yardımcımıza da ben bu bilgileri aktardım. Ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere Cumhurbaşkanı müsteşarını da arayıp irtibata geçtim. Bu iki gün ve üç günlük süre içerisindeki yaptığımız çalışma sonrasında bugün Sayın Cumhurbaşkanı müsteşarının bana aktardığı bilgi güneydeki İsrail elçiliğinin ya da İsrail yetkilisinin bunların bu bayram süresi döneminde 10-15 günlük süre içerisinde herhangi bir sıkıntı yaratmayacağına dair bir bilgi aktardı. Tabii ki bu 10-15 gün sonrasında da artık ne yapılacak diye onun çözümünü ve formülünü bulmak için şu anda zaten bakanlığımızda hem acenteler hem otelciler birliği, acenteler birliği ve mevcut acentelerden de bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bunun 15 gün sonrasındaki çıkacak olan soruna
nasıl bir çözüm bulabiliriz şeklinde. Umarım bu başlatılan bu etkinliğimiz bu süre içerisinde ve kış dönemine kadar da devam etmiş olur ve bunu bir şekilde açmamıza vesile oluruz. Tabii ki bu otellerimizin uzun bir yıllardan bellidir alışılmışın dışına çıkmasında ve otellerimizin bugün %100 neredeyse dolu olmasını Güney de çok yakın bir şekilde de takip ediyor. Güney'in bu yakın takibi tabii ki rahatsızlık veriyor bizim otellerimizdeki bu doluluk oranından dolayı ve onların da otellerinin bu süre içerisinde de artık yavaş yavaş bu olaya doluluk oranlarını tekrar geri yaşayabilmeleriyle ilgili de bizim üzerimize veya bize gelen turistlere saldırıyorlar. Evet. Yani bu rahatsız olmamaları lazım. Rahatsız olmamaları lazım. Bir taraftan hem görüşmeleri sürdürmeye çalışırlarken bir taraftan da yine kuzeye bir şekilde bir darbe şeklindeki hareket içerisinde bulunmaları da açıkçası yine bunun bu görüşmeler süresi içerisindeki tavırlarının da sergilendiğini gösteriyor. Umarım biraz kendilerine çeki düzen verirler. Bizim yapmış olduğumuz bu çalışmaları ve bizim göstermiş olduğumuz bu başarıyı onlar da aynı şekilde devam ettirir. Bizim opsiyon olarak Ercan'ı daha fazla tercih edilebilir noktaya getirmemiz için tabii sadece bizim elimizde mi? Muhtemelen değildir ama onunla ilgili çalıştığınızı da biliyorum. Daha farklı modeller, bir takım uğraşlar ortaya koymamız mı gerekiyor Sayın Bakanım? Yani şu andaki işte bizim toplantımızın esas amaçlarından bir tanesi de bu. Yani bu Güney üzerinden gelen turistlere verilen bu teşvik 20 euro gibi verdiğimiz bu rakamın Türkiye üzerinden touchdown sistemiyle getirildiği takdirde de bu rakamın yıl sonuna kadar 110 euro gibi bir teşvik olayının olduğunu ve bu teşviğin gelecek olan turistlere yansıtıldığı takdirde nasıl ne olacağının bir hesaplanması yapılıyor şimdi. Yani bu 10-15 günlük verilen bu onların bayramları dönemi içerisindeki süre sondasının nasıl giderileceğine dair görüşmelerimiz şu anda acentelerle ve otelcilerle devam ediyor. Umarım bunlarla da ilgili önümüzdeki günlerde artık Güney Havalimanı'nı kullanmadan direkt Türkiye üzerinden touchdown sisteminde gerçekleştiririz ve gene aynı kapasiteyi yakalamış oluruz. Evet, peki. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim Aykut. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Evet, Sayın Fikri Ataoğlu da konuyla ilgili görüşlerini ifade etmiş oldu. Güney Kıbrıs'taki uygulamayı eleştirdi ve Ercan'ı daha farklı bir pozisyona nasıl getirilebilir, daha fazla tercih edilebilir noktasındaki çalışmalarında devam ettiğini ifade ediyor Sayın Bakan da. O zaman program süremizin de sonuna gelmiş olduk. Bu İsrailli turistlerin Larnaka'dan gelişi söz konusu ve bunu en azından bu bayram dönemleri var onların. O bayram dönemi içerisinde bir sıkıntı olmayacak ama sonrasında bakalım nasıl aşılacak bu sıkıntılar hep birlikte göreceğiz. Devlet, ilgili devlet organlarında şu an konuyu kendi aralarında istişare ederek bir yöntem arayışı içerisine girdiklerini görebiliyoruz. Böylelikle bugünü noktalıyorum. Tabii bugün bizim için bitmiyor. Bugün salı, saat 20'de dağ yolunda olacağız Halk Meclisi programı için. Halk Meclisi 51. programında dağ yolu ya da bildiğimiz, konuştuğumuz FOTA da olacak. O bölge insanıyla bir araya gelecek tüm herkesi, yakın köylerdeki insanlarımızı da bekliyoruz. Bu özgür platformunu kullanmak isteyen, benim de söyleyecek sözüm var diyen herkes bu platformu kullanabilir. Halk Meclisi programında söz alabilir. Meraklıları için de saat 20 itibariyle Diyalog TV ekranlarından canlı yayınımız başlamış olacak. Onu ifade edelim ve bugünü detay programı adına noktalayalım. Akşama tekrar Halk Meclisi'nde görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.
Diyalog TV.